Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarını düşürmeye yönelik bir genelgeden, bir kararnameden bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz son dönemde ikinci el otomobil fiyatları ülke gündemine oturmuş durumda. Neden? Çünkü gerçekten çok saçma bir seviyeye erişmişti arkadaşlar. Aslında bu son dönemde değil, son 1-2 senedir, hatta pandemiden bu yana bu şekildeydi. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte bir stok sıkıntısı ortaya çıkmıştı. Bu stok sıkıntısı şu anda dünya genelinde aşılmış durumda ama Türkiye'de nedense bir türlü aşılamıyor. Bayilerde hala otomobil bulamıyorsunuz. Hatta bir bayiye gittiğinizde size hoş geldiniz diyen bile olmuyor. İnsanlar sizi umursamıyorlar. O dereceye gelmiş durumda arkadaşlar. Bayiye giriyorsunuz, kendi kendinize geziniyorsunuz. Otomobil zaten yok diyorlar. Sizi isterseniz sıraya yazabiliriz diyorlar ama bu şekilde yüzünüze bile bakmıyorlar. Biliyorsunuz eskiden normalde bayiler otomobil satmak istediklerinde sizi ararlardı, sorarlardı. Sürekli bir mobbing uygularlarda hani otomobil almayacak mısınız geliyordu. Beyaz rengi var, şu rengi var, bu rengi var, şöyle yaparız, böyle indirim yaparız. İşte atıyorum ilk kaskosunu bize diyelim gibi bir sürü vaatte bulunurlardı. Ama şimdi dediğim gibi yüzünüze bile bakmıyorlar. Bunun nedeni çünkü adam gelen otomobili zaten aylar öncesinde satmış oluyor. Artı kimseye satmasa, ikinci elde bir tık fazlasına satsa bile bunu satabiliyor. Bu da doğal olarak otomobil pazarının dengesini bozmuş durumda. Şimdi otomobil pazarındaki dengeleri tekrardan yerine getirebilmek için, terazinin kollarını eşitleyebilmek için bazı kanunlar devreye sokulmaya başladı. Nedir? Mesela galerilere arkadaşlar cezalar kesilmeye başlandı. Şu anda galeriler sıfır fiyatının üzerine otomobil satamıyorlar. Bu aynı şekilde ikinci el otomobil satan kişilere de uygulandı. Ve ikinci el otomobil satan kişilere liste fiyatının üzerine otomobili satması yasaklandı. Bunun üzerine çakallar ne yaptı biliyor musunuz? Sıfırları sildiler. Ama sıfırları silmelerine rağmen arkadaşlar yine de denetimden kaçamadılar. Ve bu sıfır silenlere de ayrı bir para cezası geleceği zaten belirtilmişti. Şimdi konuşulan iki şey var. Bu iki şeyden birisi arkadaşlar otomobil fiyatlarına bir tavan fiyatı getirilmesi ki bu çok mümkün görünmüyor açıkçası. Diğeri ise İkinci el otomobil ithalatına izin verilmesi. Bu ne demek? Şu anda arkadaşlar Türkiye dışındaki pek çok Avrupa ülkesinde otomobiller çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Yani özellikle Almanya'da 150 euroya otomobil alabiliyorsunuz ki bu 150 euroya satılan otomobilin Türkiye'deki eşdeğeri ne kadar biliyor musunuz? 300 bin lira arkadaşlar. Almanya'da yüzüne bakmayacakları otomobil Türkiye'de 300 bin Türk lirasına satılıyor. Dolayısıyla bu durum ülkemizdeki dengeleri tamamen değiştirebilir. Neden? Siz 150 bin liraya otomobil aldınız. Pardon, özür diliyorum. 150 euroya o otomobili aldınız. Vergilerini vesaire ödeseniz dahi arkadaşlar. Size geleceği maksimum fiyat, bakın maksimum diyorum, 150 bin lira. Dolayısıyla bu olay otomobil pazarındaki tüm dengeleri kökünden değiştirecektir. Şu anda bu konuda önemli çalışmalar var. Belki belli bir süreyle izin verirler ki biraz daha pazarın böyle ateşi sönsün diye, ki gerçekten bu çok faydalı olur. İnanılmaz bir şekilde de fiyatları düşürür arkadaşlar. Neden? Çünkü adam buradaki arabayı 300 bin verene kadar der ki lan giderim yurt dışından alırım. Yarı fiyatına getiririm. Belki yarı fiyatından da ucuza gelecektir. Özel bir vergilendirmeyle. Bir de şu olur burada devletin artısı. İkinci el otomobilden de tekrar vergi almış olurlar. Biliyorsunuz şu anda mesela ikinci el otomobilde devlet sattığı zaman ek bir ÖTV almıyor. Sonuçta sadece nedir? İşte noter ücretidir vesairedir. Bunları kazanıyor. Ama ithalatta dışarıdan gelen otomobile tekrardan bir ÖTV hesaplayacağı için, tekrardan bir KDV hesaplayacağı için burada da hükümete artı bir gelir kapısı olabilir. Hem vatandaşın faydasına olur hem hükümetin faydasına olur. Bu da şu anda ciddi bir şekilde konuşuluyor arkadaşlar. Bir gece ansızın böyle bir genelge çıkarsa ertesi gün bakın otomobil fiyatları fişek gibi düşecektir ve bir anda yere vuracaktır. Şimdi 300 bin 400 bine satılan o otomobiller o zaman 200 bin liralara satılmaya başlayacaktır. Ve otomobil pazarındaki tüm dengeler de bir anda değişecektir. İşte otomobil ithalatı, daha doğrusu ithal otomobili, ikinci el ithal otomobili Türkiye'de izin verilmesi bu yüzden önemli. Şunu diyorlar bazıları, ya dışarıdan geldiğinde de vergisini ödeyeceksin, aynı fiyata gelecek. Hayır arkadaşlar, açın bir bakın, bakın yüzlerce YouTube videosu var. Yurt dışındaki otomobil fiyatlarına bir bakın, ikinci el. Adam en fazla 1000 euro yazıyor ya. Burada 400 bin 500 bin istenen otomobile adamın yazdığı etiket fiyatı 1000 euro, 1500 euro, 2000 euro. Bugün 2000 euro dediğiniz para 30 liradan hesaplasanız arkadaşlar 60 bin lira yapar. Siz bugün 60 bin lirayı Türkiye'de herhangi bir otomobil alabilir misiniz? Alamazsınız. Siz buna 200 bin vergi ödeseniz ne olacak? Fiyatı gelecek 260 bin liraya. Size soruyorum, 260 bin liraya öyle bir otomobil alabilir misiniz? Alamazsınız. Bugün Türkiye'de 260 bin liraya ancak eli yüzü düzgün bir Şahin alabiliyorsunuz ki
Onun da zaten ne kadar konforlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi gerçekten ikinci el otomobil piyasasındaki tüm dengeleri değiştirmeye yetecektir. Üstelik o noktada stok sıkıntısı falan da yok. Yani Avrupa'da onlarca ülke var. İlla ki birinden birinde kendinize güzel bir ikinci el otomobil bulabilirsiniz. Kalkıp da tüm otomobilleri fırsatçıların toplayacak hali yok. Böyle de bir güzellik söz konusu arkadaşlar. Evet, bu videoda sizlere önümüzdeki süreçte karşımıza çıkabilecek olan bir yasadan bahsetmek istedik ve ikinci el otomobil pazarındaki fiyatları gerçekten düşürebilecek olan tek öneri de bu olabilir. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.